Devam ediyoruz arka plana. Türk siyasetindeki son dönemdeki gelişmelere konuşuyoruz. Bir yandan da şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı el hareketi. Şimdi o el hareketi o kadar çok büyük bir infial yaratması gerekiyor ki aslında siyaseten baktığınızda, fakat hani Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri bunu örtbas etmeye çalışan tavırları var. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözü var. Asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar ifadesi kullanıyor ama yani bakılmaması mümkün değil yaptığı hareketin. Asla öyle bir kastım yok. Ellerime değil sözlerime baksınlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu bu şekilde savunuyor, bu cümleyi, bu yaptığı hareketi. Ama yani yenilir yutulur tarafı var mı Gazi Meclis'te böyle bir hareketin? Mesela Sayın Metiner, 3 dönem milletvekili yaptınız. Yani siz mesela mecliste olsanız böyle bir hareketi görseniz ya nasıl bir şey? Gördünüz ben mü daha bir şey böyle bir bak, şey? Bak, ben Bulgaristan'daydım, Burgaz'da. Önce haber olarak okudum. Bana dağ köylerinde, Türk köyüne gitmiştim, köyleri ziyarete. Yaşlı bir bilge annemizin de elini öpmüştüm. Böyle çok annem gibi, çok bir, yani çok etkilendim kendisine. Elini öptüm, oturdum, çorbasını içtim. Bana dediler ki ya böyle bir şey, el hareketi olmaz, bu kadar da olmaz dedim. Hatta o kadın söyledi, o annemiz. Buradan Bulgar Türklerine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Dedi ki, izlememiş ama. Ya dedi böyle bir şey yaptığı söyleniyor dedi. ama dedi, şuna bir anekdotunu anlattı. İsim vermeyeceğim, özellikle ismimi şey yapmayın dedi. Çok değerli bir annemiz, ellerinden öpüyorum. Onun şahsında da bütün Bulgaristan'daki Türk kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Dedi ki, ben bu adamı hiç sevmiyorum dedi. Bu adam dedi Kemal Bey. Niye dedim? Bilmiyorum dedi. Siyasetle de ilgili değil. Ama Türk televizyonlarını izliyor. Ne zaman çıksa diyor hemen kapatıyorum televizyonu. Allah Allah, niye dedim? Vallahi dedi Allah'tan öyle kalbime bir ilham geldi. Bu adam iyi bir adam değil. Ben o yüzden bu adamı ne seviyorum ne de çıktığı zaman da izliyorum dedi. Bak, Bulgaristan dağ köylerinde yaşayan bir Türk. Ama şey, duyarlı açık. Peki kimse Recep Tayyip Erdoğan'ı diyor. Allah onun eksikliğini göstermesin. Niye? Çünkü onun sayesinde biz burada kendimizi güçlü hissediyoruz. O giderse diyor, bir daha Türkiye belki bizim yüzümüze de bakmaz. Çünkü Türkiye'nin gücü, Erdoğan'ın gücü diyor, bizi burada daha özgüvenli kılıyor diyor. Yani bakınız, okuması yazması olmayan itmişlerindeki bir bilgi annemizin İrfanına bak, ferasetine bak. Şimdi bu çok önemli. Şimdi ben kendisine şunu hatırlatırım. Hani elime bakma diyor ya, onu gitsin Alevilerin de bilge, arif, hepimizin kabul ettiği o yüce pire sorsun. Diline, eline. O zaman niye el demiş? Hakikaten. Çünkü el üslubun bir parçasıdır. Evet. Eskiler ne güzel demişler. Üslubu beyan aynı ile insan. Nasıl bir insan olduğunu senin üslubun ortaya koyar. Üslub sadece kelimelerden, konuşmadan ibaret bir şey değil. Jest, mimiklerin, el kol hareketleri. Şimdi ben hakikaten inanmadım. Yarınki köşe yazımda da yazdım. Dedim ki herhalde işte siyasetin gereği olarak çok üstüne gidiyorlar Kemal Bey'in. Bizzat izledim. Allah Allah, ya yanlış mı gördün? Bir daha izledim. Yanlış mı gördüm diye bir daha. Tabii, bir daha. Bugün gelirken bile emin olun. Bugün gelirken bile ya gene emin olmak için dedim. Vallahi billahi tallahi bir kez daha izledim. Ya el insaf ya. El üstüne koyma değil o yani. Bunun ne anlama geldiğini. Bir şey gösterebilir miyiz? Tabii, buyurun. Elime bakmayın diyor ya. Be adam, sen bakma eline, bak. Elini arıyor. Bitirim, 40 yıllık bitirim, o hareketi yapan adam elinin nerede olduğunu bilir. Bu acemisi de bakıyor nerede acaba diye. Bak, iyi bak. Abi yani, özür dilerim. Bak, demek yani, tasarladı bunu. Bunu yapacak. Tabii niye ilkinde, tasarladığı konuşuyorum. Bak, eline sen bakıyorsun. Bakar mısın ya? Kronik elim nerede acaba? Olduğu için ilkinde de yapamadı. Sonra yapamadı, ikincisinde yani. Alışmamış eline hareket durmadı yani. Gerçekten güzel bir hassasiyeti dile getirdi. Yani Ost Meclisi'nde, Ahbap Çavuş Meclisi'nde, kapalı kapılar arkasında, insanlar kerih sözlerde söylerler, yanlış davranışlarda. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ya ama sen ülke yönetmeye talip bir siyasetçisin. Ve milletin meclisinde konuşuyorsun, milyonların karşısında. Ya. Bence, hadi Kemal Bey'in yaptığı ne hoş bir şey olsun. Çok fazla da ileri gitmeden konuşalım. Mehabetimizi bozmadan. Peki, o tevil neyin nesidir ya? Yine kötü çocuk benim. Ya insan zırva tevil götürür mü ya? Götürür. Sen kalkıyorsun,
Bir de diyor elin elin üstü. Yani işte bir de böyle yöneticileri var. Böyle bir genel başkan var. Bir de bu genel başkanın mecliste böyle yardımcıları var. Evet. Eskiler hakikaten yani hepimizin belki 10-20 cümlede anlatacağını bir cümleyle, bir şeyle yani zırva tevil götürmez. Adamın orada yaptığı besbelli. Ne hoş, çirkin bir şey. Ne anlama geldiğini de dağ başındaki bir insana sorsan bile bilir. Sen bunu niye tevil ediyorsun? Kemal Bey helalleşmekten söz eden bir insan diyebilir ki yani ben özür dilerim. Bu çok çirkin oldu. Çok özür dilerim. Helallik diliyorum. Bitti bu kadar ya. Sen başkasının yaptığı cürümlerden dolayı helallik istiyorsun. Ama kendi çirkin bir davranışını ne de zırvaya da tevil giydirmeye çalışıyoruz. Yok, dilime bakın, elime bakmayın. Ya senin dilinle elin zaten aynı şeyi söylüyor yani. Aslında tam da işin özü orası aslında. Diliyle eli örtüşüyor. Hı-hı. Daha önceki konuşmalarına aynı. Bakın. Ana ne demişti değil mi bir kere de? Nasıl? Evet, sen öyle demişti. Sen beni terörle yan yana koyarsa ananı mı demişti? Bir şey demişti. Öyle de tam dedi. Tam çıkıyordu, yani durdu. Dil, hayır, ana niye dedi? Ötekileştirici dil söylemiyle bu örtüşüyor. Ama sırf bu değil ki bakınız yani şimdi bir kadın genel başkan adını vermeyelim. Ya meclisin çatısı altında ya harfiyle başlayan o küfür. Hiç yakışıyor mu ya? Onu da başka bir küfrü meşrulaştırmak için söylüyor. Tabii işte ondan sonra bir başka siyasetçi, gene o partinin bir başka siyasetçisi yani ana avrat küfür ediyor. Ama ben orada şöyle bir şey görüyorum Mehmet. Bütün bu tahrip siyaseti dediğim şey o. Evet. Bakın hocanın da altını çizdiği meşru alanları yok etmek dediğim şey, benim de tahrip siyaseti dediğim şey o. Bütün değerleri tahrip etmek. Kaos bir zemin yaratmak. Ben Kemal Bey bu bizzat bilinçli bir şekilde bunu yapıyor. Yani işi gücü Türkiye'deki bütün var olan geleneksel ve ya da sonradan ortaya çıkan bütün değerleri yok etmeye çalışan bir yaklaşımı var. Bu açıdan ölçü kalmamış. Evet. Değer kalmamış. Yani enteresan bir şey. Ya böyle bir siyasi aktör olur mu? O yüzden mesela ama ben aynı cümleyi PKK için kurmuyor. Aynı cümleyi HDP için kurmuyor. İşte yani o da bir şey, ona el veriyor. O da bir şey işte. Bak, o da bilinçlidir. Demin işte hocanın da söylediği şey oydu. Yani HDP'yi bu hale getirmekte bir akıl var. Aslında kendi iş dinamikleriyle gelen bir süreç değil bu. Kötülüğü bunun normalleştirip şey, iyi yok etmek. Tam da içeriği tahrip etmek, değerleri tahrip etmek, demokrasi diyelim, ortak değerler neyse, milli değerler, bütün bunları tahrip eden, onları ötekileştiren bir dil kullanıyor. O dilin yaklaşımı bu diye. O doğal hali diye düşünüyorum. Bu arada özür dilerim. Hocam son dakika var bir ekranda. Onu bir dillendirelim. Sudan'da kaçırılan Türklerin kurtarıldığına dair. Sudan'da kaçırılan iki Türk vatandaşı operasyonla kurtarılmış. Bu yeni bir bilgi. Detaylar henüz çok fazla yok. Anladığımız kadarıyla bu kadarlık bir bilgi var. Nasıl bir operasyonla kurtarıldığını. İşte Türkiye'nin gücü bu. Evet. Biraz önce Balkanlarda dediniz. Yani ben üstüme emanet olan o duyguyu ilettim. Ben çok etkilendim. Yani gözlerim doldu. Aynen dedikleri şey şu, Erdoğan'a sahip çıkın. Ya. O kaybederse, Allah muhafaza kaybederse. Düşün yani Bulgaristan dağ başında yaşayan bir köylü ya, siyasi beklentisi yok, Erdoğan'da bir şey yok. Ama Erdoğan'ın şahsında kendini görüyor. O kaybederse diyor artık Türkiye eski Türkiye olduğu gibi bize yüzümüze bakmaz. Dolayısıyla burada Bulgar hükümeti eğer bugün hala bize şey veriyorsa bu Türkiye'nin Erdoğan'ın gücünden dolayıdır diyor. Yani ama sen buradaki insana... Ben Abdülhamit şeyini hep veriyorum. Hep diyorlar ki çok kaba bir biçimde Erdoğan şey yapıyorsun Abdülhamit. Ya benzerlik öyle bir benzerlik değil. O dönemde Abdülhamit'e karşı olanların argümanlarına bakıyorsunuz. Tıpkısının aynısı. Taceddin Hocam daha iyi bilir. Bir bakıyorsunuz Abdülhamit'in karşısında Bediüzzaman Said Nursi de var. İttihat Terakki'nin safında. Tabii bugün hürriyete hitap nutku vardır Selanik Meydanı'nda. Enver Paşa ile yan yanadır. Kürt aşiret liderlerini ikna etmek için şey gidiyor, İttihat Terakki'nin tezleri doğrultusunda. Bir bakıyorsunuz Mehmet Akif var, bir bakıyorsunuz işte sonradan Şeyhülislamlık yapan insanlar var, din bilginleri var. Elmalı var ya. Yani Seyit şeyden. Şimdi şunu diyorum, bugün de aynı cephe, peki ortak argüman ne? Abdülhamit despot. Abdülhamit'in rejimi tek adam rejimi, despotik bir rejim. Erdoğan'a yöneltilen, Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen eleştirilerin tıpkısının aynısı. Tek adam rejimi, despotik bir rejim. Peki ne olacak? Bakıyorsunuz, bizim mahallede de
bir takım böyle dindarlar, bir takım böyle İslamcı tırnak içinde neyse o artık, hepsi kiminle beraberler? İttihat Terakki'nin veletleriyle beraberler. Yani. İttihat Terakki nereden kaynaklı? Nereden, kimle beraber? O da oradan. Tabii.